Resulullah Efendimiz dini nasıl öğretmişse, nasıl anlatmışsa öyle öğrenip öyle tanımamız lazım. Daha önce birkaç sefer anlatmıştım. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahabesiyle beraber otururken sahabe anlatıyor. Beyaz elbiseli bir adam geldi. Resulullah Efendimizin tam karşısında oturup dizlerini onun dizine dayadı. Ona iman nedir, İslam nedir, ihsan nedir diye sordu. Resulullah Efendimiz her seferinde cevap verdiğinde ona, o da tasdik ediyor, doğru söyledin ya Resulallah diyordu. Sonra bir kalkıp çıktı. Ya Resulullah Efendimiz buyurdu ki, bu kimdir biliyor musunuz? Diyor, biz kimdir ya Resulullah dedik. Bu Cebrail'dir dedi. Size dininizi öğretmeye gelmişti buyurdu. Onu bana getirin dedi. Biz peşinden gittik. Adam yok olmuştu. Bu soruları sorarken bu Sahih Buhari'de geçen 1. ciltte sayfa 57 hadisin numarası da 47'dir. Olduğu gibi almışız, olduğu gibi anlamak gerekir. Cebrail Aleyhisselam Resulullah Efendimiz'e soruyor. Evet. Men iman diyor. Kale el imanu en tu'min billah. Resulullah Efendimiz buyurdu ki iman senin Allah'a Allah ile beraber iman etmendir. Tu'minu billah. Allah ile beraber Allah'a nasıl iman etmemiz lazım? Allah'a isimleriyle iman etmemiz lazım. Allah'ın isimlerini sevmemiz lazım. O isimlerin bizde tecelli edip o isimlerle beraber Allah'a iman etmemiz lazım. Tu'min billah. Allah'a iman böyledir. Yoksa ben Allah'a inanıyorum, ben Allah'ı kabul ediyorum demek iman değildir. Allah'a Allah ile iman etmek. Allah'ın isimleriyle Allah'a iman etmek. Çünkü iman edebilmek için sevmek lazım. Sevmeden iman olmaz. Onun için Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyordu. Sizden biri Allah ve Resulü'nü her şeyden çok, canından çok sevmedikçe iman etmiş olmazsınız dedi. Ölçüyü koydu. Aynı şekilde ayet-i kerimede Allah buyuruyordu. İnsanlardan öylesi var ki Allah'ı sever gibi başkalarını severler. Oysa ki müminlerin, Allah'a iman edenlerin Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetlidir. Yani şiddetli her şeyden çok Allah'ı sevmedikçe iman olmuyor. Onun için Allah'a Allah ile iman etmek gerekiyor. Allah'a Allah ile iman demek kendini tanımakla mümkündür. Eğer biri Allah beni kendi nurundan yaratmış. Nefektu min ruhu. İnsana kendi ruhumdan nefrettim. Kendi ruhumdan. Onun için insan Allah'ın bütün isimlerini taşıyor üzerinde. Yani insanın görmesi, işitmesi, bilmesi, sevmesi, merhamet etmesi, affetmesi, ikram etmesi, Allah'ın bütün isimleri bu şekilde onun üzerinde tecelli etmiştir. Allah'ın isimleri üzerinde tecelli etmese zaten Allah'a halife olmaz. İnsan Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Bu halifeliği Allah'ın isimleriyle yapar. Eğer Allah'ın isimleri üzerinde tecelli etmezse Allah ile Allah'a iman etmiş olmaz. Bir de ve melaiketihi dedi. Ve bilikaihi. Allah'a mülaki olmaya, Allah'a kavuşmaya iman etmek. İmanın şartlarından bir tanesiymiş. Allah'a vasıl olmaya iman etmek. Ve rusulihi, resullerine iman etmek. Ve tu'min bil ba'si. Bir de dirilişe iman etmek.
öldükten sonra dirilip Allah'ın huzuruna çıkıp hesaba iman etmek buyurdu. Evet, Cebrail sana bir daha sormuştu. Evet, mel İslam, İslam nedir diye sormuştu. Kale el İslamu en te'abdullâhe ve la tuşrik bihi. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan Allah'a abd olmandır dedi. Evet, İslam'ın birinci şartı. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan Allah'a abd olmandır. Abd olmak demek, sevmek demekti. Peşinden koşup sürüklenmek demekti. Severek, sevdiğinin peşinden koşmak demekti. Abd kelimesinin, kelime manası budur. Evet, Allah'ı seveceksin, Allah'ın rızası peşinde, dostluğu peşinde, cemali peşinde evet, koşacaksın. Ve ona hiçbir şeyi şirk koşmadan. Neyine şirk koşmadan? Sevgide ona şirk koşmadan. Hiçbir sevgiyi onun sevgisinin önüne koymadan. Bununla beraber hiçbir sözü, hiçbir kelamı onun kelimesinin, ayetlerinin önüne koymadan ona abd olmandır. Ve tukimu selate, bir de namazı ikame etmen. Ve tu'tu zekatel mefrude, bir de farz olan zekatı vermendir. Ve tesume ramazan, bir de Ramazan'da orucu tutmandır dedi. Bu da İslam'ın şartıydı. Evet, Cebrail Aleyhisselam bir daha soruyor. Kale men ihsan dedi. İhsan nedir ya Resulallah diye sordu. Kale ente abdullahe keenneke terahu. İhsan, Allah'ı görüyormuşçasına ona abd olmandır. Allah'ı görüyormuşçasına ona abd olman. Fe in lem tekun terahu fe enneke yerak. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da onun seni gördüğünü bilerek. Onun seni gördüğünü unutmadan. Yani Allah'ın huzurunda olduğunu tatman, hissetmen dedi. Bunun farkında olman. Bu da ihsandır. Alimlerimiz bunu zaten böyle parça parça anlatmaya çalışmışlardır. İmani akaid diye anlatmışlardır. İslami fıkıh diye anlatmışlardır. İhsani de tasavvuf diye anlatmışlardır. Oysa ki bu üçü bir bütündür. Ne buyurmuştu Resulullah Efendimiz? O Cebrail'i size dininizi öğretmeye gelmişti. Üçü birden din olur. İslam dini olur. Bunlardan bir tanesi eksik olursa o din olmaz. İhsan olmazsa ihlas olmaz. Eğer bir amel ihlassız yapılmışsa Allah onu kabul etmez. Her amelin kıymeti, değeri ihlasa göredir. Samimiyete göredir. Onun saflığına göredir. Onun için dinimizi Resulullah Efendimiz'den öğreniyoruz. Allah'ın kelamından öğreniyoruz. Her bir insan için, her bir kul için dinini öğrenmek, Allah'ı tanımak, Allah'ın kelamını, Kur'an'ı anlamak hem dünyadan, hem dünyanın içindekilerinden hem daha kıymetli, hem daha değerli, hem de daha önde olmalıdır. Değilse ahireti dünyaya tercih edememiş demektir. Eğer biri ahireti dünyaya tercih etmezse, Allah ne buyurdu ayet-i kerimede? İnsanlardan öylesi var ki Rabbim bana dünyada ver derler. Böylelerinin ahirette nasibi yoktur dedi. Yani biri eğer ahiretini dünyasının önüne koymamışsa, tercihini Allah'tan yana, ahiretinden yana, ebedi hayatından yana yapmamışsa, dünyayı ahirete tercih etmişse, Allah onun için ne buyurdu? Onun ahiretten nasibi yoktur dedi. Hem de Rabbim bana ver diyor. Dünyayı istiyor.
Onun için elimizi açtığımızda Rabbimizden ne istediğimize, nasıl dua ettiğimize bakmamız lazım. Eğer duamızda ahiretimiz önde değilse bir sorun var demektir. Mutlaka onu düzeltmek lazım. Ne buyuruyor ayet-i kerimede? Allah müminlerden cennet karşılığında mallarını ve canlarını satın almıştır. Yani dünyayı ahiretine kurban etmeyen, hayatını Allah yolunda feda etmeyi istemeyen, ahireti, cenneti alamaz dedi Allah. Allah cenneti satıyormuş. Neye karşılık? Hem mümin olacaksın, ben müminim diyebilmen için malını ve canını. Canını demek, hayatını demek. Vaktini, zamanını Allah yolunda cenneti almak için sarf etmen lazım ki onu Allah'tan alabilesin. Yoksa cennet yoktur. Yoksa cennetin sadece hayalini kurmuş oluyoruz. Kim ne derse desin, geçerli olan Allah'ın hükmüdür. Biz kendimizi cenneti görebiliriz, başkaları bizi cenneti görebilir. Ama önemli olan Allah katında gerçekten cenneti hak etmiş miyiz, etmemiş miyiz? Allah'ın rızasını, dostluğunu hak etmiş miyiz, etmemiş miyiz? Geçerli olan Allah'ın verdiği hükümdür. Allah'ın verdiği hüküm bellidir. Neye göre bellidir? Kur'an'a göre bellidir. Allah kitabında neyi söylemişse geçerli olan O'dur. Onun için kıyamet günü Allah bizi bu kitaptan sorumlu tutar, bu kitaba göre, Kur'an'a göre de hesaba çeker. Ölçü olarak da, şahit olarak da önümüze kimi getirir? Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı getirir. Ne kadar O'na uymuşuz, ne kadar O'na benzemişiz, ne kadar O'na tabi olmuşuz. Allah'ın ölçüsü böyledir. Hesap böyle görülür. Evet, geçen hafta Allah'ın Hakim ismini anlatmaya çalışmıştık. Ayetlerle anlatmaya çalışırken tam son bölüme gelmiştik. Vakit yetmemişti. 2 saat olmuştu. Onun için Allah'ın Hakim isminden bir parça daha anlatayım. Sonra Allah'ın Kadir ismini, Allah'ın takdirini, kaderini hep beraber anlamaya çalışacağız inşallah. Allah hakimdir buyurdu ayet-i kerimede. Allah aziz ve hakimdir. Allah hikmet sahibidir. Hakim, hikmetle hükmeden, her hükmünde tam isabet kaydeden, her şeyi yerli yerinde yaratan, işini kusursuz, eksiksiz, hatasız yapan demektir. Hakim aynı zamanda her işinde bir gayesi, bir amacı, bir muradı olan. Her işinde mükemmel olan demektir. Hükmeden, hüküm veren, karar makamı demektir. Hakkaniyetle hükmeden demektir. Allah'ın Hakim ismi.